hizmet tasarımında çeşitli tekniklerden yararlanılmaktadır. Bu tekniklerden mevcut hizmetlerin oluşturulmasının yanı sıra hizmet performansının değerlendirilmesi amacıyla da yararlanılmaktadır. Bu tekniklerden yararlanabilmek ve doğru seçim yapabilmek için öncelikle hizmet tasarımı ihtiyacı, diğer bir deyişle sorunun doğru şekilde belirlenmesi gerekir. Burada amaca göre tek bir yöntem veya teknikten yararlanabileceği gibi birkaç teknik bir arada da kullanılabilir. Bu şekilde tekniklerin bir arada kullanılması daha etkili sonuçlar verebilmektedir. Hizmet tasarımında kullanılan başlıca teknikler kalite fonksiyonu gösterimi, hizmet haritalama, hata türü ve etki analizi, yaratıcı problem çözme teorisi, kararlı tasarım, bilişim teknolojileri şeklinde sıralanabilir. Bu tekniklerin tüm işletmeler için bir model olması değil, hizmet tasarımında yol gösterici bir rehber olarak düşünülmesi gerekmektedir. Günümüzde bilişim teknolojilerinden de bu amaçta yararlanılmaktadır. Bilişim teknolojileriyle hem hizmet tasarım sürecinin hem de tasarlanan hizmetlerin doğru ve hızlı değerlendirilebilmesinde önemli kolaylıklar sağlanmaktadır. Bu programı izledikten sonra hizmet tasarımında yararlanılan teknikler nelerdir sorusuna cevap bulabileceksiniz. Kalite fonksiyonu göçerimi, müşteri beklentilerini teknik ve işlevsel özelliklere dönüştürmeye yarayan tekniktir. Kalite fonksiyon göçeriminden fikir aşamasından ürünün hayata geçirilmesine kadar tüm aşamalarda yararlanılabilir. Bilindiği gibi müşteriler ürünlerle ilgili düşüncelerini çok farklı biçimlerde tanımlarlar. Bu aşamada müşteri ifadelerinin doğru şekilde değerlendirilmesi ve ürünün hangi özellikleriyle ilgili olduğunun saptanması son derece önemlidir. Müşteri beklentileri değerlendirmesinde farklı uzmanlık alanlarına ait kişilerin bir araya getirilmesi sık kullanılan bir yol olarak önerilmektedir. Örneğin kalite fonksiyon göçelim süreci bir otel işletmesinde farklı bölüm yöneticilerinden ve diğer ilgili uzmanlardan bir araya gelen çapraz işlevli bir ekip ile yürütülmektedir. Otel işletmeleri sunduğu ürün, çalışanlar, fiziksel göstergeler, dağıtım süreçleri, pazarlama Bilgi teknolojileri gibi çok çeşitli soyut ve somut bileşenden oluşan karmaşık bir pakettir. Kalite fonksiyon göçerimi, müşteri beklentileriyle bunları karşılayacak tasarım gerekleri, üretim süreçleri ve bu süreçlerde uygulanacak kalite kontrol adımlarını bir matris yardımıyla bir arada gösterdiğinden otel işletmeleri için sıklıkla tercih edilen bir tekniktir. Hizmet haritalama daha çok süreç tasarımında yararlanılan bir yöntemdir. Bilindiği gibi hizmet tasarımında süreç tasarımının önemli bir yeri vardır. Mevcut süreçlerin değerlendirilmesinde ve süreç alternatiflerinin oluşturulmasında hizmet haritalama sıklıkla tercih edilen bir tekniktir. Hizmet haritalama, hizmet sistemini doğru biçimde tasvir eden bir resim ya da haritadır. Hizmet haritalama sürecinde başlıca işlemler, etkileşimler ve akışlar gösterilir. Ancak hizmet haritalamanın temel farkı müşteri boyutuna yer vermesidir. Hizmet haritalamada müşterilerin hizmet sisteminin hangi noktalarıyla etkileşim kurduğu gösterilir. Bu yönüyle sürecin daha çok müşteri odaklı ele alınmasına dayalıdır. Hizmet haritalamanın çıkış noktası müşterinin hizmet sürecinde izlediği yoldur. Buna bağlı olarak hizmet haritalamada yer alan süreçler, müşterinin gözle gördüğü ön alanlar ve görmediği arka alanlar açısından izlenebilir. Bu ayrımlar için hizmet haritasında görünürlük çizgisi, etkileşim çizgisi ve iç etkileşim çizgisi adı verilen 3 farklı çizgi çeşidinden yararlanır. Hata türü ve etki analizi, süreçlerin performansının sürekli iyileştirilmesine dayalı, basit ve kullanışlı bir hata önleyici tasarım tekniğidir. Hata, sistemde yer alan bir parçanın işlemini yerine getirmemesidir. Hata türü ve etki analizinin temeli, hizmet üretiminde ve sunumunda ortaya çıktığı saptanan hataların analiz edilerek tasarımda yararlanılmasına dayanır. Hataların ortaya çıkarılabileceği kaynaklar; müşterilerden gelen geri bildirimler, çalışanların görüşleri, rakip ya da diğer işletmelerin uygulamaları, ilgili standartlar ve iş yapma yönergeleri ve bunun gibi olabilir. Otel işletmeleri gibi çok boyutlu üretim sistemlerinde yüzlerce hata türü ortaya çıkabilir. Ancak bu hataların hepsinin tasarım sürecinde aynı oranda dikkate alınması gerekmeyebilir. Aynı zamanda bu hatalar, değer sunumunu aynı oranda kötü etkilemeyen hatalar olabilir. Hataların bazıları tekrarlı iken bazıları münferit olabilir. Hata türü ve etki analizinde hatalar sistematik şekilde ele alınarak doğru şekilde değerlendirilebilir. Hata türü ve etki analiz sürecinde belirlenen her bir hata şu üç parametre açısından değerlendirilir: Hatanın önem derecesi, gerçekleşme ihtimali ve hatanın fark edilebilirliği. Yaratıcı problem çözme bir tasarım tekniğinden ziyade, tasarımda ihtiyaç duyulan sorunların çözümü, yenilikçiliğin geliştirilmesinde yararlanılan bir tasarım yaklaşımı olarak kabul edilmektedir. Yapısal sorun çözme yöntemi olan yaratıcı problem çözme, yaratıcılığa dayalı sorunların çözümünün sistematik olarak gerçekleştirilebileceğini savunur. Hem sorunlar hem de çözümler büyük oranda evrensel nitelikli ve tekrarlı yapı gösterir. Bu nedenle belirli ilkeleri izleyerek sorunlar yaratıcı şekilde çözülebilir. Bu yöntemin en ilgi gören yanı çözüm geliştirmede yararlanılan 40 ilke olmuştur. Bu ilkelerin fiziksel ürün ve mimarlık gibi somut nesneler kadar hizmet, örgüt tasarımı gibi soyut nitelikli sorunların çözümünde yararlanılması mümkündür. Kararlı tasarım aslında fiziksel ürün tasarımında kullanılan bir kavramdır. Kararlı tasarım, ürünün çevrede yer alan farklı zorlayıcı koşullardan etkilenmeden işlemini sürdürmesini ifade eder. Örneğin bir saatin denizde de kullanılabilmesi, UHT kutudaki sütün bozulmaması gibi. Hizmetlere bakıldığında ise üretimde yer alan insan faktörünün getirdiği kişisel farklılıklarla kararlı tasarım anlayışı çelişkili gibi görünmektedir. Diğer yandan eş zamanlılık gereği üretim sürecinde çeşitli kazalar, gecikmeler de olabilmektedir. Ancak hizmetlerde de kararlı tasarım yaklaşımını benimseyerek ürünü etkileyebilecek faktörlerin etkisini en aza indirmek mümkündür. Hizmet standartları, değer analizi, özellikle hata önlemeye dayalı hizmet tasarım teknikleri ve çeşitli teknolojik araçlar tasarım kararlılığını destekleyen yöntemler arasındadır. Uygulamalara bakıldığında bazı uluslararası hızlı yiyecek işletmeleri ve otel işletmeleri kararlı tasarımı benimsemişlerdir. Bu işletmelerin dünyanın farklı yerlerinde, farklı koşullar altında sundukları çarpıcı kararlı tasarım örneklerine rastlanmaktadır. Hizmetlerde kararlılığın ölçüsü ideal olarak %100 olmakla birlikte, daha çok optimal performans ölçüleri ve parametreler üzerinden hareket etmek gerekir. Hizmetler her ne kadar emek yoğun özelliğini korumaya devam etse de, bilişim teknolojilerinden yararlanma oranı giderek artmaktadır. Otel işletmelerine bakıldığında, müşteri başına çalışan sayısının yüksek olması, çalışanların diğer çalışanlarla, müşterilerle ya da hizmet sisteminin diğer bileşenleriyle yoğun etkileşim kurunmaları, hizmet üretiminin çok boyutlu ve yüksek hacimli olması gibi faktörler, otel işletmelerinde bilişim teknolojilerinin giderek daha fazla yer almasını sağlamaktadır. Bilişim teknolojileri otel işletmelerinde kalite standartlarının uygulanması ve müşteri beklentilerinin karşılanmasında önemli yararlar sağlar. Bilişim teknolojilerinin otel iç ve dış süreçlerinde verimlilik ve etkinlik sağlaması yanında hizmet çeşitliliği ve çekiciliğinin artırılmasında da etkili olduğu bilinmektedir. Özellikle büyük otel işletmelerinin ön büro gibi bölümlerinde artık vazgeçilmez olan bilişim teknolojileri işletmeleri daha şeffaf, müşteriye daha yakın ve daha erişilebilir hale getirmektedir. Bu teknolojiler hem müşterilerin hem de çalışanların hizmet sürecinde daha etkin olmalarını gerektirir. Bu nedenle müşterilerin ve çalışanların da bu teknolojiyi kabul etmesi önemlidir. Hizmet tasarımında tasarım gereklerinin ve çözümlerin daha doğru, verimli ve tekrar edilebilir şekilde belirlenmesi için çeşitli tekniklerden yararlanılır. Bu teknikler sorunların belirlenmesi, tasarım seçeneklerinin oluşturulması ve bunların değerlendirilmesi, test edilmesinde çeşitli yol ve araçlar sunmaktadır. Hizmet tasarımı aracılığıyla sıklıkla kullanılan teknikler şunlardır. Kalite fonksiyonu göçerimi, hizmet haritalama, hata türü ve etki analizi, yaratıcı problem çözme teorisi, kararlı tasarım, bilişim teknolojileri. Burada amaca göre tek bir yöntem veya teknikten yararlanabileceği gibi birkaç teknik bir arada da kullanılabilir. Bu şekilde tekniklerin bir arada kullanılması daha etkili sonuçlar verebilir. Hizmet tasarımı amacıyla son yıllarda ağırlıklı olarak bilişim teknolojilerinin kullanımı da söz konusu olmaktadır. Bilişim teknolojileri hem hizmet tasarım sürecinin hem de tasarlanan hizmetlerin doğru ve hızlı değerlendirilebilmesinde önemli kolaylıklar sağlayan bir yöntem olarak kabul görmektedir. Bu programda hizmet tasarımında kullanılan tekniklere değinildi. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi hizmet tasarımı kitabının 8. ünitesinde yer almaktadır.